akaryakıta gelen zam, yağmuru, etiketlere gelen zamlar her ama her kalemde. İşte gıdadan tutunda beyaz eşyaya kadar, beyaz eşyadan tutunda ulaşıma kadar her kalemde çok ciddi zamlar geliyor. Vatandaş bu zamlar karşısında aldığı maaşla bir şekilde başa çıkamıyor. Yani bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Şimdi bütçesini denkleştiremediğinde ve bütçesi de bu pahalılığa yetmeyince bu kez kredi kartına sarılıyor. Yani sıcak paraya sıcak paraya sarılıyor ve oradan harcamalarını yapmaya başlıyor. Bu harcamalar katmer 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 artıyor. E, arttığı zaman da kendi bütçesiyle bu borcu karşılayamıyor. Karşılayamayınca da Merkez Bankası diyor ki 4 Ağustos itibariyle ciddi bir kredi kartı kullanımı var. Ve aynı zamanda da borçlarda da göze görülü bir artış var. Biz de bunu rakamlarla şöyle bir irdeleyelim. Ne oluyor kredi kartı? Bak aslında evet vatandaş kredi kartına sarılmış durumda. Şimdi yeni rekor Merkez Bankası'na göre 4 Ağustos haftasında kartlı harcamalar 181,6 milyar TL ile rekor seviyeye yükselmiş durumda. Ortalama borç 22.534 TL. Bireysel kredi borcu olanların sayısı son bir yılda 1.850.000, son bir ayda 70.000 kişi artışla 38.635.000 kişiye yükselmiş durumda. Borç tutarlarına bir bakalım. Yıllık %80.8, aylık %4.4 artışla 2.2 trilyon TL'ye yükselmiş durumda kredi kartı ve bireysel kredi borçları. Bireysel kredi kartı borçlarına biraz da yakından bakacağız. Yıllık 2 milyon 950 bin. Aylık 186 bin kişi artışla 35 milyon 78 bin kişiye ulaşmış durumda. Ortalama kredi kartı borcu 22.534 TL'ye yükseldi. Toplam borç 790 milyar TL. 790 milyar TL kredi kartı borcu var şu anda vatandaşın. Borç ortalaması da bakın dikkat buyurun 22.534 TL'ye yükselmiş. Yani vatandaş imkanı varsa kredi kartının limitini arttırdıkça arttırmış. Limiti arttırınca da bu kez ne oluyor? Bu harcamalara işte bu şekilde yansıyor. Ortalaması da 22.534 TL oluyor. Ek hesap çoğalmış. Şimdi biliyorsunuz sizin bir maaş hesabınız var. O maaşı aldığınız banka maaş hesabınızı size bir maaş hesabınızın paralelinde bir avans hesabı açıyor. Yani diyelim ki 10 bin lira maaş alıyorsanız diyor ki size bin lirada ben size avans hesabı açıyorum. Her ay o bin lirayı size veriyor. Şimdi bunlarda da ek hesaplarda da ciddi şekilde artışlar var. 26 milyon 626 bin kişiden 27 milyon 704 bin kişiye yükselmiş. Borç tutarı 51 milyar TL'den 124 milyar TL'ye yükselmiş durumda. Ortalama borç 1900 TL'den 4468 TL'ye yükseldi. Ekstra hesaplarda, ek hesaplarda. İhtiyaç kredisi alanlar 15 milyon 198 bin kişiden 14 milyon 346 bin kişiye düştü. Peki neden? Şimdi yaklaşık 40 gün önce BDDK bir karar aldı biliyorsunuz Özellikle bu söz konusu kredilere ilişkin ve kredi kartlarına ilişkin Ve merkez noktasında hareket ediyor Banka artık müşteriyi bir risk olarak görüyor Politika faizi arttıkça mevduat faizi de belli oranda artmıştır Zaten mevduat faizleri %40'ı gördü Türkiye'de Şimdi %30 seviyelerinde seyrediyor Yani bankalar kredi verirken yıllık %30, %40'lık faizler uyguluyor %25 uygulayan da var değişiyor ama banka artık kredi vermiyor ihtiyaç kredisi. Çünkü yüksek bir enflasyon var, ciddi bir kredibilite açısından ciddi bir borçlanma var. Kimin? Vatandaşın borçlanması var, kredi kartı, ihtiyaç kredisi. Bunun üzerine artık banka daha seçici oluyor, daha titiz davranıyor. En ufak bir risk gördüğü bir müşteriye kredi vermiyor. Yani musluğu kapıyor. Bakınız toplam borç 498 milyar TL'den 753 milyar TL yükselmiş durumda ihtiyaç kredilerinin ortalamalarındaki rakamlar bu. Evet yüksek enflasyon hayat pahalılığını getirir. Hayat pahalılığı geçim sıkıntısı demektir. Geçim sıkıntısı da insanların sıcak paraya sarılması demektir. Yani kredi kartına, ihtiyaç kredisine. Ama ödeyememeye başladığındaki rakamlar bize bunu gösteriyor. Ciddi bir risk var. İşte o zaman icra dairelerinde ciddi dosyalar birikiyor. Ve vatandaşlar ne yazık ki icrayla yüz yüze kalmak zorunda kalıyor. Devam edeceğiz.